Herkese merhaba. Ben Medipolimega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hekimlerinden Doçent Doktor Sena Tolu. Küresel bir kriz haline gelen COVID-19 pandemisinin yaşam tarzlarımızda meydana getirdiği değişiklikler sonucu fiziksel olarak aktif kalmamız oldukça zorlaştı. Yürüyüşe çıkamıyoruz, spor salonuna gidemiyoruz. Vaktimizin çoğunu evde oturarak ya da yatarak geçiriyoruz. Özellikle güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacımızın olduğu şu günlerde en önemlisi sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz. Bu zor günlerde evde yapabileceğimiz basit ve kolay egzersizleri bugün size burada anlatacağız. Şimdi ilk olarak solunum egzersizleriyle başlıyoruz. Kollarımızı önde birleştiriyoruz. Ağzımızla derin nefes alarak kollarımızı arkaya doğru açıyoruz. Ve tekrar ağzımızdan nefesimizi vererek kollarımızı önde birleştiriyoruz. Egzersizlerimizin her birini 10'a kadar sayarak 10 tekrar yapmalıyız. Sıradaki egzersizimiz boyun egzersizleri. Başımızı öne doğru alıyoruz. Çenemizi göğsümüze değdirmeye çalışıyoruz. Ve 10'a kadar sayıp bekliyoruz. Daha sonra başımızı arkaya doğru alıyoruz yavaşça. Burada da 10'a kadar sayıp bekliyoruz. Daha sonra önce başımızı sağa doğru çeviriyoruz. Burada çevirebildiğiniz son noktaya kadar çevirmeye çalışın. Ağrı hissettiğiniz noktada durabilirsiniz. Burada da 10'a kadar sayıp bekliyoruz. Daha sonra başımızı sola çeviriyoruz. Ağrı sınırında bekliyoruz. Ve yine başımızı orta hatta getiriyoruz. Diğer bir boyun egzersizimiz, boyun kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizlerimiz. Burada elimizi alnımıza koyuyoruz ve başımızı öne doğru, elimize doğru itiyoruz. Ancak bunu yaparken boynumuzun hareket etmemesine dikkat etmemiz gerekir. Burada 10'a kadar sayıyoruz. Daha sonra gevşiyoruz. Elimizi arkaya alıyoruz. Burada da başımızı arkaya doğru, elimize doğru itiyoruz. Başımızın hareket etmemesi gerekiyor bu itme sırasında. Daha sonra sağ elimizi sağ şakamıza koyuyoruz ve sağa doğru, elimize doğru itiyoruz. Boynumuzun hareket etmemesi gerekiyor. 10'a kadar sayıp bekliyoruz. Daha sonra sol elimizi sol şakağımıza koyuyoruz. Burada da 10'a kadar sayıyoruz. Ve egzersizlerimizi bitiriyoruz. Burada da bu egzersizleri yaparken ağrı hissetmememiz lazım. O yüzden özellikle egzersizler sırasında boynumuzun hareket etmemesine dikkat etmemiz gerekir. Bunu sağlayamıyorsak bu egzersizi ayna karşısında da yapabiliriz. Diğer gevşeme egzersizlerimiz ise omuzlarımızı önden arkaya doğru yavaşça nefes alarak götürüyoruz. Daha sonra ağzımızdan nefes verirken öne doğru getiriyoruz. Sırada omuz egzersizlerimiz var. Omuz egzersizlerini evde bulunan bir sopa ya da oklava yardımıyla yapabilirsiniz. Egzersizde ellerimizi omuz genişliğinde yerleştiriyoruz ve daha sonra yukarıya kaldırabildiğimiz kadar omuzlarımızı yukarı kaldırıyoruz. 10'a kadar sayıyoruz ve tekrar indiriyoruz. Daha sonra bu hareketi omuzumuzu, kollarımızı sağ açarak olabildiğince sol omuzumuzu, sol kolumuzu yukarı kaldırmaya çalışıyoruz. Aynı hareketi sağ tekrarlıyoruz. Yine bu egzersizlerin her birini 10'a kadar sayarak 10 tekrar uyguluyoruz. Sırada bel egzersizimiz var. Bu egzersizi evde sert bir zemin üzerinde, yerde ya da mat üzerinde yapabilirsiniz. Ellerimizi bel çukuruna yerleştiriyoruz. Ve belimizi yere doğru ellerimizi sıkıştıracak şekilde bastırıyoruz. Bu sırada 10'a kadar sayıyoruz. Ve gevşiyoruz.
Bu egzersizi de yine 10'a kadar sayarak 10 tekrar yapıyoruz. Sıradaki egzersizimiz düz bacak kaldırma egzersizi. Burada sağ bacağımızı dümdüz dizimizi kilitleyerek kaldırıyoruz. Kaldırabildiğimiz kadar 10'a kadar sayıyoruz ve yavaşça indiriyoruz. Aynı egzersizleri diğer bacağımız için de tekrar ediyoruz. Daha sonra yine sağ bacağımızı dizimizden katlayarak karnımıza çekebildiğimiz kadar ellerimizin yardımıyla çekiyoruz. 10'a kadar sayıyoruz ve uzatıyoruz. Aynı hareketi sol bacağımız için de tekrar ediyoruz. Sıradaki egzersizimiz köprü egzersizi. Burada bacaklarımız çengel pozisyonunda, ellerimiz yerden destek alıyor. Yavaşça ağzımızdan nefes alarak kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. Ve yine ağzımızdan yavaşça nefes vererek kalçamızı indiriyoruz. Bu egzersizi de yine 10 tekrar uygulamalıyız. Sıradaki egzersizimiz kedi deve egzersizi. Burada dizlerimizi yere koyuyoruz. Ellerimizle yerden destek alıyoruz. Öncelikle belimizi çukurlaştırıyoruz. Başımızı yukarı kaldırıyoruz. Burada yavaşça nefes alıyoruz. Daha sonra yavaşça nefesimizi vererek belimizi kamburlaştırıyoruz. Bu egzersizi de yine 10'a kadar sayarak 10 tekrar yapıyoruz. Sıradaki egzersizimiz bel esnekliğini artıran ayakta bel hareketimiz. Burada ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Dizlerimizi katlamadan öne doğru yavaşça eğiliyoruz. Eğilebildiğimiz kadar eğiliyoruz. Burada ağrı hissetmiyoruz. Ağrı hissettiğimiz yerde durabiliriz. Daha sonra yavaşça kalkıyoruz. Yine dizlerimizi kırmadan hafifçe belimizi arkaya doğru esnetiyoruz. Tekrar istirahat haline dönüyoruz. Daha sonra sağ elimizi yavaşça sağ dizimize doğru eğiliyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. Tekrar istirahat halimize dönüyoruz. Sol elimizi sol dizimize doğru kaydırıyoruz. 10'a kadar sayıyoruz ve istirahat haline dönüyoruz. Sıradaki egzersizimiz kalça egzersizi. Bu egzersizi yaparken bir sandalyeden destek alabilirsiniz. Sağ ayağınızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Daha sonra arkaya doğru. Daha sonra içeri doğru. Ve daha sonra dışarı doğru kaldırıyoruz. Her bir egzersizi yine 10'a kadar sayıp 10 tekrar uyguluyoruz. Sıradaki egzersizimiz diz egzersizi. Burada sandalyeye dik bir şekilde oturuyoruz. Bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve dizimizi dik bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. Ve yavaşça indiriyoruz. Bu egzersizi de her bir diz için uyguluyoruz. Tüm bu egzersizlerimiz bittikten ve istirahate geçtikten sonra ayak bilek hareketlerini yapıyoruz. Ayak bileğimizi kendimize çekiyoruz. Daha sonra aşağıya doğru bastırıyoruz. Ve bu hareketi de 10 tekrar uyguluyoruz.